Güzel Bilecik'teyiz. Ne mutlu bize. Bu kutlu toprakların çok özel bir noktasındayız. Bugün birkaç yerde söyledim. Tarihimizin önemli bir başlangıç noktasıdır Bilecik, Bozüyük, bu bölge. Niçin? Çünkü şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun tohumu burada atılmıştır. Bu topraklarda. Bu topraklara ayak bastığınızda tüyleriniz diken diken olur. Çünkü burada atılan o tohum Anadolu'nun ve tarihimizin önemli noktalarını, önemli anlarını bize yaşatmaya vesile olmuştur. Yine Kurtuluş Savaşımızın en hassas anında, en hassas noktasında umut ışığı olmuştur. Niçin? Çünkü İnönü Savaşları aslında İstiklal Mücadelesi'nin bıçak sırtı gibi dönüm noktalarından birisidir. Şayet İnönü Savaşları kazanılmasaydı gerçekten başka bir süreç milletimizi çok derin bir biçimde yaralar ve zor bir dönemi yaşayabilirdik. Tarihi bir andır. O işte İnönü Savaşları'nın kazanıldığı ve tarihin başka bir sayfasının yazılmasına vesile olan İstiklal Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilanına giden bir tarihi bize yaşatan topraklardayız. Onun için de tüylerim diken diken oluyor bu topraklara ayak bastığımda. Bu vesileyle hakkında iki kitap çıkartmak vesile olmuştu ki birisi bu bölgeyi anlatır. Bunu heyecanla okudum, İnönü Savaşları'nı. 100. yılında İnönü Savaşları diye bastırmıştık. Okumanızı tavsiye ederim. Buradaki müzemizde olacak. Mutlaka kitaplıklarında da başkanımızın vardır. Bu vesileyle ben İsmet Paşa'yı ve ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü rahmetle minnetle anıyorum hepinizin huzurunda. Tabii ben payitahttan geliyorum, İstanbul'dan geliyorum. İstanbul şanlı imparatorluğun başkentliğini yapmış, kadim bir kent. 3 imparatorluğa başkentlik yapmış tek şehir dünyada. Ama Osmanlı İmparatorluğu dönemi tarihin başka sayfaları, çok özel sayfaları. Fatih Sultan Mehmet'in bize emaneti. Ama Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği bu cennet vatanın, bu güzel şehrin tarihsel bir dönüm noktası var İstanbul'un. O da tarihin pek açık sayfaları değildir. Biraz üstü kapalıdır. Aydınlatmak gerekir. Cennet İstanbul'un, o güzel İstanbul'un, dünyanın belki de başkenti dediğimiz İstanbul'un 5 yıl işgal kuvvetleri tarafından işgal altında olduğunu, işgal altında bir padişahın var olduğunu çoğu bilmez. O tarihi pek bilmeyiz. İşgal yıllarıyla ilgili 7-8 kitap bastırıldı İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından yine bu dönemde. Aydınlanalım diye. Hangi mücadele verilmiştir İstiklal Savaşı'nda? İşte İstiklal Savaşı dönemi ve ardından 5 yıllık işgal döneminden sonra Cumhuriyet kurulmadan sadece ve sadece 13 gün önce 16 Ekim 1923'te İstanbul'u işgal kuvvetleri terk ediyor ve bizim muzaffer Türk ordumuz İstanbul'u tekrar teslim alıyor. Onun için İnönü Savaşları'na İstanbul adına da anlam yüklüyorum.
İşte burada kazanılan zafer ve ardından İstiklal Savaşı mücadelesi belki de bugün hem bağımsızlığımızın hem de bağımsız İstanbul'un var olmasının özel topraklarıdır. Bu vesileyle ben Cumhuriyetimizi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, bütün silah arkadaşlarıyla, atamızla, dedemizle anıyorum. Dostlar, dün Bursa'daydım. Bursa'da Gemlik'te Umur Bey'i ziyaret ettim. Umur Bey de rahmetli Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret edip dua ettim. Beni Umur Beyliler bağrına bastı. Çok mutlu oldum. Rahmetli Bayar'ın torunu bizimle beraberdi. Beraber sohbet ettik, milletimizle dertleştik. Celal Bayar Kuvayi Milliyecidir. Celal Bayar Cumhuriyet döneminin Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir başbakanıdır. Celal Bayar iyi bir iktisatçıdır. Memleketimizin önemli iktisat kuruluşlarına imza atmış kıymetli bir devlet insanıdır. Rahmetle, minnetle Celal Bayar'ı anıyorum. Ruhu şad olsun. Bu girizgahı şunun için yaptım. Biz tarihimizin her anını, her sayfasını, güzelliklerini, zaferlerini, acılarını, her şeyini anarız, konuşuruz. Bunu paylaşırız, bu bilgiye sahip oluruz. Geleceğimize dair umutla bakışımıza o günlerde yapılan, deneyimlenen doğrular, yanlışlar ışık tutar. Bir daha o yanlışları yapmayalım ve hep doğrularla kalalım diye. Ama tarihimizin temel şahsiyetlerini kirleten akıllardan değiliz biz. Biz tarihimizin temel şahsiyetlerini baş tacı yapar, anlamaya çalışır, idrak etmeye çalışır ve onlara derin bir saygı duyarız. Biz milletçe böyleyiz. Bunu başka sayfaya çevirmeye çalışanlar oldu oluyor. Sözlerime, esas bugünün sözlerine başlarken duayla başlıyorum. Allah onlara akıl versin. Allah onlara akıl versin. Saygıdeğer önceki dönem bakanımız, çok teşekkür ediyoruz, bizimle berabersiniz. Çok kıymetli genel başkan yardımcımız, milletvekilimiz, parti meclis üyemiz, değerli belediye başkanlarımız, Bozüyük Belediye Başkanımızın nezdinde, Millet İttifakı'nın altılı masanın kıymetli il başkanları, çok saygıdeğer muhtarlarımız, ama özellikle bugünün hanımefendileri, beyefendileri, sevgili Bilecikliler, sevgili Bozüyüklüler, sevgili gençler, çocuklar, aramızda onlar da var. Ama ben anladım ki bu topraklar insanı diri tutuyor. Bana sarılan, beni kucaklayan, yüreğine böyle basan ve yanıma oturan 89 yaşındaki Dur Baba Aslan amcamızın nezdinde buranın bütün gençlerini, bütün delikanlılarını selamlıyorum. Dolayısıyla sizlerle bir arada olmak gerçekten kıymetli. Bahsettiğim gibi Kurtuluş Savaşımızın sembol ilçelerinden birisinde olmak. Tabii büyük bir vatan sevgisi ve bir kuruluş sürecinin fedakarlıkların toprağıdır bu topraklar. O bakımdan buraya hizmet etmek, buraya kıymetli bir hizmeti bırakmak benim için çok değerli bir anı olacak. Hayatımın en
önemli, beni mutlu eden anılarından birisi olacak. O bakımdan ben bu süreci bizimle beraber tasarlayan ve vesile olan kıymetli Bozüyük Belediye Başkanıma hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Tarihimizi bileceğiz. Hepimiz sorumluluk alacağız. Sorumlu vatandaş olacağız, yurttaş olacağız. Millet olmanın gereğidir bu. Tabii sadece bilmek yetmez. Hep birlikte hissetmeliyiz. Hep birlikte hissedebilmenin güçlü biçimlerini yaşamalıyız. İşte o bakımdan buradaki bu seyir terasındaki hizmetin içerisinde bulunacak olan hem İnönü Savaşları'nın anlatıldığı hem buranın geçmişinin tariflendiği anı evi bu yaşananların güçlü hissedilmesi için de önemli bir merkez olacak. Hemen burada buraya emek sarf eden çalışma arkadaşlarım var. Onlara hepinizin huzurunda söylüyorum. Bir, burası çok hızlı bitecek. Benim çok acelem var. Memleketimin de acelesi var. İki, çok nitelikli bir iş istiyorum. Her yerde titizsiniz biliyorum. Ama bu tür hassas noktalarda daha hassas olmanızı istiyorum. Üçüncüsü, buradaki anı evine çok özel eserlerle çok özel bir takım anlatım çalışmalarıyla buraya gelenin bir kez daha geleceği ve insanları yönlendireceği bir şekle dönüştürmeniz lazım. Ziyaretler esnasında ziyaretçiler burada toprağın içindeki bir cepheye gidiyorlarmış gibi tasarlanmış o halini ve özellikle savaşın olağanüstü koşullarını yaşatan o özel bir girişten geçerek ana alanına geçilmesini esnasında doğru bilgilerle kimin kim olduğunu anlatan güzel bir ana evi olmasını istiyorum. Tarihi dokuyu yansıtan eserler, anıtlar, heykeller, sergilerle zenginleşecek ve duygusal etkisi, mekansal etkisi yüksek olmalı. Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum. Vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine baka baka sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp konuş bakayım sen öyle de böyle de demiyoruz. Öyle demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum, onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani? Devletimizin valisi şusu busu. 2 kilometre böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var. Seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran. Diyemem ki onu, nasıl diyeyim? Diyemem. Onu tariflerken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor. Kıymetli dostlar, tabii milletimizin bu özel anlarını yaşatmak bizim sorumluluğumuz. O bakımdan bu projeyi de bugüne kadar çalışan bütün arkadaşlarıma, emek veren bütün arkadaşlarıma hepinizin huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir eser olacak. Bu ülkenin nasıl ve neler pahasına kurtulduğunu ve nasıl zorluklarla bugüne gelindiğini bize anlatacak. Biz
bağımsızlık savaşı sırasında hem meclisi çalıştırırken, hem bu ülkenin iktisadi geleceğini düşünürken, hem eğitimini o sürece hazırlarken bir yandan cephede savaşan o güzel insanlara, Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'a, Kazım Karabekir'e, ismini sayamadığım nice silah arkadaşlarına, erlerine, kadınlarına, erkeklerine, içlerinde benim rahmetli büyük dedem de vardı. O gazi olarak dönmüştü Trabzon'a. Allah rahmet etsin, bütün büyüklerimizin mekanı cennet olsun. Onlara ne kadar minnet duysak az. Teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten yoktan var ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Tabii milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek yola çıkmış bir komutana sahip olmak ne büyük şans. Ne büyük şans. Bu topraklar özgür ve eşit yaşamak için nice bedeller ödemiş ve aziz millete bu güzel insanlara ne güzel bir gelecek sunmuş. Aynı zamanda bu bize başka bir sorumluluğumuzu anlatıyor. Milletin Türkiye Cumhuriyeti vesilesiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla başka bir dönemin başlangıcına imza atmıştır yine aynı o insanlar. Cumhuriyeti bize hediye etmiştir. Cumhuriyet muazzam bir şey. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Oradaki o güzel kesitteki güzel hanımefendiler bakarken onlara söylüyorum çünkü ana kucağı gibidir devletin eli, devletin tavrı, davranışı şefkatlidir, devlet güçlüdür. Ama her bireyin, her vatandaşın arkasındadır. Devlet böyle bir şeydir. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme arzusunun başlangıcıdır 1923. O bakımdan bize bırakılan bu nimet gibi olan cumhuriyete layık olmamız lazım. Tabii ne yazık ki 100 yıllık emekle büyütmeye çalıştığımız Cumhuriyetin bu temel prensibinin dışında kendisini milletin üstünde görenler olduğunu yaşıyoruz, görüyoruz. Milli iradeyi gasp etmeye çalışanlar var. Sorarsanız bana dün niye Bursa'daydın, bugün niye Bilecik'tesin? Elbette hizmetlerimiz var, işbirliklerimiz var. Ama ben sizlere milletin iradesini gasp edenleri şikayet etmeye geldim. Onlara hep birlikte hesap sormanın gününe hep birlikte hazırlanmamız gerektiğini hatırlatmak için geldim. Tabii iyi bilirim ki ve biliyoruz ki milli iradeyi gasp etmek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Hep hüsran olmuştur. Bu topraklarda öyle olmuştur. Biz 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Burada milletin kararını hatırlatalım. Ancak ve ancak millet değiştirir. Biz 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Burada hiç kimse bir diğerinden daha değerli ya da daha ayrıcalıklı asla değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. 86 milyon evimiz gibi olan bu vatanın eşit insanlarıyız. Evlatlarıyız, eşit bireyleriyiz. Takvimlere bakarsanız 29 Ekim günü bizim Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız yıldır. Ama fiilen, fikren ve ruhen mutlulukla göğsümüzü gere gere
düğün bayram gibi hazırlıklara başlayacağımız tarih 14 Mayıs 2023'tür. O gün bir kişi kaybedecek, cumhuriyet ve demokrasi kazanacak. O gün bir avuç insanın kazanma dönemi bitecek, 86 milyon milletimiz kazanacak, milletimiz. Burada konuşurken, sizlerin huzuruna çıkarken kendimi çok gururlu, çok mutlu hissediyorum, hissettim. Ama şimdi sizlerin gözlerinin içine bakarken, kıymetli hanımefendilerimizin, beyefendilerimizin gözlerinin içine bakarken Allah şahit, buradan başka bir görevime geçerken bana yüklediğiniz sorumluluğu ama bir o kadar da yüklediğiniz enerjiyi tarif edemem. Bana öyle geliyor ki, bana öyle geliyor ki yırtarım dağları, enginlere sığmaz taşarım. Ve sayenizde cumhuriyet ve demokrasi aşığı milletimizin sayesinde hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bursa'da söyledim, burada da söyleyeceğim. Abbas yolcu bağlasan durmaz. Ama ne yapacağız? Altılı masa, ittifakımız, liderlerimiz, genel başkanlarımız, siyasetçiler, bizler çok çalışacağız. Amasız fakatsız. Ama milletçe çalışmamız lazım. Sakın bu işi onlar yapar demeyin, diyemezsiniz. 86 milyon insanımız ayağa kalkacak, cumhuriyet için, demokrasi için ve adalet için büyük bir çalışmaya girecek. Güler yüzle, güler yüzle, hedefe koşarak, oy kullanarak, doğruları insanlarla sempatiyle paylaşarak, hiç kimsenin gözüne kötü gözle bakmayarak. Bir avuç insanın aldattığı, kandırdığı insanlar olabilir. Onlara sakın kötü gözle bakmayın. Biz tarafı olduğumuz düşüncenin, ideolojinin ya da siyasi partinin, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım, Cumhuriyet Halk Parti kazandı demeyeceğiz. Bu yolculuk milletin kazanması için yapılan bir yolculuktur. Millet kazandı diyeceğiz. Dolayısıyla bu yolculuğun 86 milyon insanı neferi olsun istiyoruz. Ayağa kalksın istiyoruz. Coşkuyla seçime gidelim istiyoruz. Seferberlik günleri ilan edelim günlerimizi, ama gülerek, güler yüzle 14 Mayıs'ta tedbirlerimizi alalım. Memleketi düğün bayram yerine döndürelim. Çocuklarımızın geleceğinin garanti altına alındığı bir süreci başlatalım. Gençlerimizin %85'inin adaletsizlikten yakındığı bir Türkiye değil, geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'yi başlatalım. Ülkemizde yoksulluğun konuşulduğu değil, adil paylaşımın olduğu, refahın yükseldiği bir ülkeyi konuşalım. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin değil, hakkın, hukukun ve adaletin yüceldiği bir ülkeyi, bir süreci başlatalım. Sizleri bu sorumluluğa davet ediyorum. Mutlaka ve mutlaka cumhuriyetin, demokrasinin, adaletin kazanması için bir arada olalım. Bu vesileyle Bozüyük Seyir Terası ve anı projemizin, anı yerimizin olacağı bu projemizin Bozüyük'e güzellikler getirmesini, Bilecik'e güzellikler getirmesini diliyorum. Beni güçlendirdiğiniz, bana güç kattığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü sizler biliyorsunuz ki aslında bu yapılan şey
Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir şey değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesine yapılan bir saldırıdır ama sadece o da değildir. 86 milyon insanımızın iradesinin gasp edilmeye çalışıldığı bir süreçtir. Bertaraf edeceğiz bu süreci ve bu süreci yapmalarına, cesaret etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Bunu birlikteliğimizi büyüterek yapacağız. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Sonuna da şunu ekleyelim. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim, her şey çok güzel olacak diyelim. Hepinizi kucaklıyorum, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.